Ben Siirt'in Pervari ilçesinin Erkent köyünde doğdum 1990 yılında. Devletin köy boşaltmalarından kaynaklı 93 yılında köyü boşaltıp Adana'ya göç ettik. Ailemin kuruculuğu kabul etmemesinden dolayı, yani aslında bütün köy kabul etmediği için hepsi aynı gün toplu olarak köyü boşaltıp işte kimisi Mersin, Adana, Antep buralara yerleştiler. Adana'da büyüdüm. İlkokulu orada okudum. Daha sonra bıraktım okulu. Dışarıdan liseyi de bitirdim. Liseye kadar dışarıdan okudum. 2008 yılında Dicle Haber Ajansı'nda stajyer muhabir olarak çalışmaya başladım. Burada çalışırken İstanbul, Mersin, Adana, Diyarbakır, işte geçici olarak illere Urfa, Adıyaman buralarda çalıştım gazetecilik sürecinde. Ajansın kapatılmasıyla birlikte yani Şujin gazetesinde çalışmaya başladım. Daha doğrusu 2012 yılında hakkımda açılan bir davadan dolayı bir süre gazetecilik yapamadım. Sonra yasal durumum düzeldikten sonra Kayapınar Belediyesi'nde, belediyesinin basın biriminde çalışmaya başladım. Orada bir yıl çalıştıktan sonra kayımlar geldi. Biz işe gitmedik ve işten çıkarıldık. Daha sonra şu orada yeni açılan Şujin gazetesi vardı Diyarbakır'da, kadınların çalıştığı. Orada devam ettim gazetecilik faaliyetine. Bir süre sonra o da kapatıldı KHK'yla. Biz bir grup Kürt kadın gazeteci olarak Jinlis Haber Ajansı'nı kurduk o dönem. Hem kadın gazeteciler olarak mesleğimizi sürdürebilmek için hem de bir arada durabilmek için kadın gazeteciler platformunu da kurduk aynı zamanda ve Jinlis bünyesinde gazetecilik yapmaya devam ettim şu ana kadar da. İşte adliye muhabirliği yaptım bir süre. Yine siyasetle ilgili haberler yaptım bu süre zarfında. İşte 2022 yılında 22 arkadaşımla birlikte gözaltına alındım. 16 arkadaş olarak tutuklandık ve bir yıl sonra tahliye oldum. Çıktıktan sonra yine gazetecilik yapmaya devam ettim. Şu anda yerel seçimler var. Siirt'ten adayım. Göç ettiğim yere, yani kendi şehrime tekrar döndüm aslında. 93 yılında burada göç ettirerek çıktık buradan, ama şu anda Siirt'te adayım. Yani aslında bir Kürt olarak yani bu sorumluluklardan hiç uzak değiliz. Dediğim gibi başta aslında sorunun ortasında doğduk. Yani bir Kürt sorunu vardı, bir çatışma vardı. Yani düşük yoğunluklu bir savaş vardı burada. Biz o süreçlerde doğduk ve aslında bütün bu sorunları hissederek, acıları hissederek, yani bütün bunların içinde büyüdük diyebilirim. Gazeteciliğe iten nedenlerden bir tanesi de Kürt sorunu, gerçekleri açığa çıkarma, ona yok sayılmak istenen kimliğin aslında varlığını kanıtlamak, burada yaşanılan haksızlık, hukuksuzluk, insan hakları ihlallerinin açığa çıkarması, bunu aslında topluma duyurmak, kamuoyuna duyurmaktı. Şimdi yani gazetecilik bu noktada çok önemli bir yerde duruyor. Çünkü hakikatle mücadele, yani hakikatle yürüyorsun ve yani gizlenmek istenen gerçeğe karşı mücadele ediyorsun. Karşında büyük bir güç var. Yerel yönetimler de tam da bu noktada aslında çok önemli bir yerde duruyor. Çünkü burada insanlara hizmet gitmiyor. Şehirler, bütün bölgenin şehirleri aslında yoksul bırakılıyor, hizmet gitmiyor oralara. Bunun nedeni Kürt olmaktan kaynaklı, savaşın devam etmesinden kaynaklanıyor, çatışmanın devam etmesinden kaynaklanıyor. Bu nedenle aslında yani herkes bence bu sorumluluğu hissediyor, bir şeyler yapmak istiyor. Beni de aslında biraz yerel yönetimlere hizmet noktasında iten şeylerden bir tanesi de bu. Şehrin hizmet görmemesi, insanların yoksullaştırılması, iş imkanlarının giderek aslında imkansız hale getirilmesi. Bütün bunlar bir etken. Neden? Aynı zamanda Kürt kimliği de bunun bir parçası. Dediğim gibi gazetecilikle beraber paralel bir noktada duruyor. Çok yakından sorunları görüyorsun. Çok yakından takip ediyorsun.
Bunun bilincinde, bunun farkında olarak yerel yönetimler, yerel yönetimlere hizmet ettiğinde, şehre hizmet ettiğinde çok güzel bir harmanlama olacak diye düşünüyorum. Bu hakikatle, bu hakikati göz önünde bulundurarak, bu insanların ihtiyacını, bu kentin ihtiyacı neyse, bu doğrultuda mücadele edersek çok güzel bir yerel yönetimler hizmeti olacağını düşünüyorum. Öncelikle şunu belirtmek gerekiyor. Yani neredeyse 8 yıldır, 9 yıldır bu kenti kayyum işgal etmiş durumda. Belediyeyi işgal etmiş durumda, iradeyi gasp etmiş. Bu nedenle aslında kent, yani kayyum ilk geldiğinde hem kadın kazanımlarını hem kültürel kazanımları birçok noktada ortadan kaldırdı. Birçok kazanımı aslında ortadan kaldırdı ve hizmet getirmedi. Bütün bunlar aslında Siirt'i neredeyse 50 yıl, 40 yıl geriye götürdü. Çünkü var olan kazanımlar ortadan kalktı ve yeni hizmet gelmedi. Bu nedenle aslında çok çok geriye gitti. Biz buraya geldiğimizde öncelikle ilk yapacağımız işlerden bir tanesi kadın merkezimizi, Berfin Kadın Merkezimizi tekrar faaliyete geçirmek. Kadınların iş imkanını bulabileceği, sağlayabileceği kooperatifler kurmak. Yine Mir Celadet Bedirhan Kütüphanesi'ni tekrar faaliyete geçireceğiz, kuracağız. Bu çünkü kültürel açıdan, dil açısından çok önemli bir noktada duruyor. Ve bu Mir Celadet Bedirhan Kütüphanesi bünyesinde kültürel faaliyetler yürüteceğiz. Bu kültürel faaliyetlerden bir tanesi de yerel çiğrokları derlemek. Bu çiğrokları derleyip aslında bir arşiv haline getirmek. Yer yer bunları kitaplaştırıp halkla buluşturmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda Kürtçe, Arapça ve Türkçe üç dilde hizmet. Yani biliyorsunuz biz çok dilli belediyeciliğe esas alıyoruz. Bu kentte üç dil hakim. Yani aslında ağırlıkta iki dil hakim. Kürtçe ve Arapça. Memur kesim dediğimiz, dışarıdan gelen dediğimiz de aslında Türkçeyi kullanıyor. Bu yüzden üç dilde hizmet vereceğiz. Sokak tabelalarından tutalım bizim belediye hizmet binalarımıza kadar, kreşlerimize kadar halkın, mahallenin talepleri doğrultusunda bu hizmetleri vereceğiz. Bütün bunlar öncelikle aslında yoksul mahalleler dediğimiz biraz şehrin dışında olan mahallelerimiz var. Oralara gittiğimizde sokaklar hiç, yani ne asfalt var ne parke var. Hepsi çamur içinde. Bir kere ulaşım gitmiyor oralara. Toplu taşıma araçları gitmiyor. Düşünün yani böyle bir 21. yüzyıldayız. Ancak bir hastaları olduğunda araç bulamıyorlar. Gidecek bir şekilde, yani bir akrabasını, yakınını ya da taksi çağırmak zorunda kalıyor. Burada da taksi kültürü çok, yani neredeyse yok gibi. Temel işimiz aslında yerel yönetimleri hareketlendirmek ve burada bu kente hizmet götürmek. Hizmet götürdüğümüzde zaten kayyumun politikası kendi başına boşa çıkmış oluyor. Çünkü kayyum büyük bir zarar verdi bu kente. İnsanlar artık gitmesini istiyor ve bıktık diyor. Artık hizmet görmek istiyoruz. Gittiğimiz her yerde hem Kürt hem Arap, kime gidiyorsak lütfen hizmet, artık hizmet edin şehrimize diyorlar, talebinde bulunuyorlar. Elbette biz de bu talep doğrultusunda hizmet edeceğiz buraya. Ama dediğim gibi en önemli, yani bizim yerel yönetim politikamızın en önemli noktalardan bir tanesi yerelden demokrasiyi geliştirmek. Yani demokrasiyi yerelden geliştirip aslında genele yaymak gibi bir politikası var. Biz bu politikamız çerçevesinde esasında halkı da bütün bu süreçlere dahil ederek, ihtiyaçları nedir mahallelerde, ne istiyorlar, nasıl bir yönetim istiyor, mahallenin ihtiyacı nedir, park, su ya da kütüphane ya da taziye evi, altyapı ya da farklı bir talepleri olabilir. Bunları, yani bu süreçlerde mahalleliği, halkı, kent dinamiklerini dahil edeceğiz ve beraber kararlar alıp
bu kararları hayata geçireceğiz. Yani biz yalnızca aslında bu taleplerin zeminini oluşturacağız ve onun hayata geçmesi için kaynak sağlayacağız. Asıl karar verici olanlar halktır, kentin dinamikleridir, mahallede yaşayan yurttaşlardır. O yüzden yani bu politikamızı yerel yönetimlerin, aslında yerelden demokrasi politikamızın hayata geçmesi için de kentte herkesin kendini bu sürece dahil ettiğini hissetmesi için elimizden geleni yapacağız. Tabii bu uzun vadeli bir şey, çünkü çok tahribat gördü bu kent. Çok tahribat gördüğü için de yani öncelikle o tahribatı aslında gidermemiz gerekiyor. İç içe geçecek olan bir çalışma süreci. Hem tahribatları tamir edeceğiz, hem aslında yeni projelerimizi hayata geçireceğiz. Biraz zorlu bir süreç bizi bekliyor aslında. Buradan sizin aracılığınızla da aslında tüm Siirtli yurttaşlara çağrıda bulunmak istiyorum. Şehir dışında yaşayan, işçi, öğrenci ya da misafir olarak başka şehirlere giden Siirtli seçmenler, lütfen bizim en yakın il, ilçe binalarımıza gidip oraya başvursunlar. Benim oyum Siirt'te, Siirt'te oy kullanmak istiyorum desinler ve buraya gelmek için bütün imkan ve koşulları talep etsinler. Zaten il ve ilçe yönetimlerimiz bu konuda hazır. Bütün, yani buraya hem geliş hem de gidiş için tüm imkanlar sağlanacaktır. Bir öğrenci buraya gelecek, onu getireceğiz, oyunu kullanacak ve tekrar bulunduğu, yaşadığı şehre geri gidecek. Yine aynı zamanda bütün işçiler de biliyorsunuz buraya 7500 civarında dışarıdan seçmen getirildi. O yüzden bir oy bir oydur diyoruz. Lütfen kimse bir oydan bir şey olmaz demesin. Herkes gelip oyunu kullansın. Bu çok önemli. İrademizi tekrar göstermek için, tekrar kendi irademize sahip çıkmak için bu değerlidir.